Okey. Okey. Umarım sesleri iyice kısmışımdır. Ah. Evet. Merhaba dostlarım. Ben Serdar ve Alien Isolation'a hoş geldiniz. Uzun zamandır bu seriye başlamak istiyordum. Alien Isolation'ı oynamadım, pek az izledim, hiç spoiler bir şey falan hiçbir şeyim yok. Wow! Siz de tavsiye ediyordunuz ve birinci bölüme başlayacağız ve şu başlangıç, şu görüntü bile ve şu müzik bile yani tam tadında. Hoş geldiniz, hoş geldiniz Alien Isolation'a. O zaman başlayalım. Ben bilim kurguyu ve korkuyu bir arada çok seviyorum. Alien Isolation fedai mürettebat mı? Buna indirilebilir içerikler mi? Bunlara sonra bakarız eğer şey yaparsak. Alien Isolation'a şu an başlayalım da. Oyuna başla. Evet, başla. Orada devam et falan yazıyordu. Onlar şey değil. Bir video falan çekmiştik sanırım. Normal. Deneyimli oyunculara önerilen bir seviye. Yani deneyimli bir oyuncuyum ama kolay olmayacak bir hayatta kalma mücadelesi. Neden normale hep böyle diyorlar ki? Yani mesela zor, deneyimli oyuncular. Ya abi oyun oynamayı biliyor. Okey ben çok şey yapmayacağım, sulandırmayacağım. Normalden devam ediyoruz. Yeni bir oyun başlatmak. Eminim. Devam et. Six'in logosu görünür olacak şekiller görünüyor zaten şu an. Sarım şöyle falan olması lazım. Görünmez değil. Zor görünür. Zor görünür mü olması lazım? Ay okey çok da okey değilmiş bu ama. Bazı kapılar güvenlik pendeleriyle kapanmıştır. Okey onları sonra açacağız herhalde böyle zamanda ilerledikçe. Kayıt alıyoruz. Güzel. Oyun sesi geliyor. Güzel. Benim sesim geliyor. Güzel. Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Signing off. Yes. Evet. Ripley? I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. Commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol Station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a permanent freeport facility. I know what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in 2 days. We're going to travel out. We? Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley. When this job came across my desk, I read the case history.
I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the Torrance if you want to come along. Maybe there'll be some closure for you. Okay. Güzel. Ha, film gibi başladık. Gerçekten bir korku filmiymiş gibi başladık. Ve şu an artık bütün şey bende değil mi? Güzel. Bütün kontrol bende. Yürümek için hareket tuşları. Okay. Giriş yap. Torrance'ı araştır. Ha, okey, tamam. Giriş yapmamız gerekiyormuş zaten. Diğer herkes uyanmış. Giyin, okey. Sanırım buradan giyineceğiz. Yok, buradan giyinmeyiz. İleriden giyiniriz herhalde, değil mi? Evet. Yes. Açık bir şey var mı? Yoksa var mı abi bir şeyiniz lan? Şuradan basamıyor muyuz? Oraya dışarıya çıkınca mı giyeceğiz? Okey. Nereden giyineceğiz lan? Evet, kaybolduk. Dakika bir, gol bir. Burada mı giyineceğim? Nereden giyineceğim? Giyineceğim noktaya geçtim mi? Hayır, bir dakika, giyinip geleceğim, özür dilerim. Benim hatam. Evet. Gerçekten üstün yön bulma yeteneklerimin de nereye kadar gidebileceğini görmüş oldunuz. Buraya açabiliyor muyuz? Yok. Okey. Abi, uzayda korku ya. İşte bu. İşte bu. İlk bölümü biraz şey yapacağız, uzatacağız, uzayda korku. Ben çoktan beri böyle bir şey tatmıyordum. Dead Space'ten beri herhalde. Doğru düzgün bir film de izleyemedim. Duş mu alacağım? Ha evet ya, şöyle bir duş alalım, şey yapalım. Yeni çıktık yataktan. Oh, şöyle taze taze. Güzel. Güzel. Oyunu ilk başta bu arada üçüncü şahsın bakış açısıyla yapacaklarmış. Böyle arkadan bakacakmışız. Sonra giyin, kaydet. Kaydedeyim. Telefonla kaydediyoruz. Güzel. Sonra vazgeçmişler onu yapmaktan ki daha iyi olmuş. Böyle daha gerici olurdu herhalde. Mevcut verinin üzerine kaydetmek istiyorum. Evet. Bilgisayar donarsa veya başka bir şekilde kayıt yani terminalle giriş yap. Yapalım. Yani bir seyir subayı arıyordunuz değil mi? Gemisini kaybetmiş ve iş arayan bir arkadaşım var. Ona kefil olabilirim. Bu sanırım biziz. Hep aynı şey. Megacorp daha ucuz fiyat falan filan. Bu herhalde sanırım biziz. Evet. Aa, okey. Geri A mı? Neden geri? Yok abi. Q mu? Hah. Q'ymuş. Onu tam olarak göremiyoruz. Böyle haritayı görüyoruz. Güzel. Haritayı görebileceğimiz bir tab güzel oldu. Taylor ile konuş. Samuels ile de konuş. Hiper uyku kabinleri. Güzel. Bu şey hoşuma gitti. Böyle bir haritanın olması hoşuma gitti. Ahbaplarım, hoş geldiniz Alien Isolation'a. Uzayda geçen korku oyunu oynayacağız. Çeşitli uzaylı varlıklar peşimizde koşacak. Ve de bazı robotlar peşimizde koşacak. Vesairenin peşimizde koşmayan bir şey olmayacak. Ve biz de onların önünden böyle koştura koştura kaçacağız. Çünkü savaşmayalım yani. Okay, belki bir iki tanesiyle savaşırız ama. Good morning, Ripley. Günaydın. Not good. I very much doubt it's morning either. Evet. Optimist kalpler bunlar hep. Batak. How you people put up with hypersleep regularly? You get used to it. I don't do long haul very often. Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Weyland-Yutani felt the need to send legal at all.
The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, yani, it'll look great with my superiors. The alien konusunda da spoiler vereceğiz çünkü öyle olması gerekiyor. Yani uzaylı bir yaratığı almaya göndererek, abi neler olduğunu bulmamız gerekiyor ya. Uzaylı bir yaratığı almaya gitmişlerdi. Ne olmuştur acaba? Acaba uzaylı yaratıkla ilgisi var mı? Var. Uzaylı yaratıkla çok büyük bir ihtimalle ilgisi var. Kişisel. 2122 Nostromo kayboldu falan filan. Uptown. Ortak Torrance manifestosu. Hiçbir şey yok mu içinde? Ha yok. Varmış. Manifesto sadece yolcular diyor. Şöyle aşağı inelim. Yavaş yavaş yap. Yani çok da bir şey yok. Okey. Çok da önemli bilgiler yok. Bu bilgisayardakileri okuyup size özetlemeye çalışacağım. Zaten siz de kendiniz okumak istiyorsanız durdurup videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Teker teker böyle her şeyi, bütün bilgi kırıntılarının böyle her birini aktarmaya çalışmayacağım. Önemli buldu. Aa, ara mı? Bunları alabiliyor muyum öylece? Aldım. Bu okey mi? Sizin malzemenizi falan çalabiliyor muyum bu şekilde? Arkada başka şeyler de vardı, malzemeler de vardı. Gidip çalayım onları da. Uzayda da hırsızlık yapmadık demeyiz. Ya bir şey söyleyeyim, hiç uğraşmayacağım ya. Dur bakalım, nereye gitmemiz gerekiyor şu an? Medikale gitmemiz gerekiyor. O zaman şuradan döneceğiz. Sonra oradan baştan sol yapacağız. Belki burada çalacağımız bir şeyler görürüz. Yani uzay malzemesi de çalmadın. Aa, buradan geçemiyoruz. Ha yok, sola dönmemiz gerekiyormuş. Okey. Benim hatam. Güzel. Selam Samuel. Ah, Ripley. Samuels, did you wake up early? Well, I don't really need as much sleep as the rest of you. Samuel, sen bana android vibe veriyorsun abi. Sen de robot gibisin sanki. I realize it's a very similar model to the Nostromo. Yes, M class. A later pattern, but close in spec. I've worked engineering jobs on ships like this. Of course. Is Taylor up yet? She's not a seasoned traveler. Hypersleep may have been punishing for her. We talked. She seems nervous. I hadn't noticed. She's a skilled executive though. Yoldan çekmiş oldum. Samuels ile konuş. Samuels ile konuştum zaten. Aha, Sivastopol istasyonuna geliyoruz. Güzel. Arayabileceğim bir şeyler yok mu ya? Kurcalayabileceğim bir şeyler, neyse. Çok sıkıntı değil. Şu herif android değilse ben de ne olayım? Robot abi bu. Bu herif bizim bir noktada bizi öldürmeye çalışacak. Eminim. Şunlar da güzelmiş ha. Oraya mı gidiyoruz? O tarafta mıyız? Evet, briefing için köprüye git. Bütün şey bu kadar mı? Sanırım bütün gemi gerçekten de bu kadar. Daha ne olsun? Yani ne istiyorum? Cruise'a çıkmayacaksam. Yaklaşıyor muyuz? Uzaylılara yakın mıyız? Ölecek miyiz? Sen de kaptanımızsın, evet. Took a few years and a lot of contracts to refit. She pays for herself now. You said we're approaching Sevastopol station. Are we docking? I believe your contact is Marshall Waits, is that right? I'll hail Sevastopol and arrange boarding with him. Good. Let's get this done. Don't worry, Miss Taylor. Routine. In and out. Connor, how are we doing? SMG loaded and calibrated. Approach vector locked. Prep comms so I can say hello. Channel open, Captain. Does everyone have their briefing documents? You can watch the approach on the monitors. Uzayı çok seviyorum ya. Uzayı ve derin denizleri çok seviyorum. Bu arada duymayanlar varsa biliyorsunuz oyunumuzu duyurduk arkadaşlar. Kanaldan hemen bakabilirsiniz duyurduğum videoyu. Aynı zamanda açıklamada da oyunun web sitesinin linkleri falan olacak.
Öyle, bunu da önce söylemek istedim yani sürekli, çünkü tizliyordum. Bir şey yapayım dedim. Briefing dosyasını al. Abi bir ton dosya mı okutacaksınız bize? Ha yo, okey. Wow. Can we see it? Switch to monitors. Sevastopol Station. Is that damage? It looks like damage. Punch up 74, tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is the commercial vessel Torrens out of St. Clair, registration number MSV7760, calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a Wayland. Yutani Bond, you're holding the Nostromo Flight Recorder Unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. Marshal, this is the Torrens. Say again. The station's comms seem pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Safe trip. Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option, and it's perfectly safe if you do what I tell you. Son derece güvenli. Son derece güvenli. Bir oyundan veya filmden istediğim bu ya. Gri olanı var, güzel. Renksiz olanı da daha creepy ya. Daha bir şey sanki böyle korkutucu, ürkütücü. Hoşuma gitti. Nereden geldik ki, dur. Nereden geldik? Acil basınç bilmem neyse. Okey. Böyle devam edeceğiz herhalde. Aynen, uzaya... Evet, başladık. İlerlemeni elle kaydetmek için kayıt noktalarını kullan. Yakınlarda düşman varsa seni uyaracaklardır. Okay. Nasıl uyaracaklarını bilmiyorum ama.
Mevcut verinin üzerine kaydetmek istiyorum abi. Evet, teşekkürler. Bağlayıcı madde aldım. Ve o ne her neyse. Konuyu böyle bağlamışlar onlar da. gergin olduğun zaman bu esprileri yapacağımı biliyorsunuz. Can barı koymuşlar. Can barı aslında güzel. Güzel. Evet. Korku oyunda can barı koymak güzel fikirmiş. Hani bu aralar koymuyorlar, o yüzden öyle dedim. Yere mi eğilsem? Çünkü normal bir şey mi bu? Dur, öbür tarafa gidelim, bu taraf. Half-Life vibe'ı falan da alıyorum çok ya. Hoşuma gitti bu durum. Ha, oradan gelecekmişiz zaten. Burada lootlayacağımız bir şeyler varsa hemen halledelim. Korku oyununa da lootlamak falan, craftlamak çok da gitmiyor sanki ya, bilmiyorum ama. Hani bu oyunun kendi doğası için konuşuyorum ama mekaniklerin kendisi, lootlamak, craftlamak çok iyi giden oyunlar var. Çok güzel giden oyunlar var. Ama korku oyunlarında sanki biraz o korku atmosferini, dehşeti falan... Ooo! Okay. Oradan geçemeyeceğiz sanırım, okey. İşte oyunda bu noktada okey abi, bak şuralardan geçebiliyorsun diyor. Ondan sonra da oradan paşa paşa geçeceksin diyor. She's in the vents mi? Başarım şey geldi böyle sağ alt tarafta. Başarım kendisi değil de. Üff. Buralarda çok korkunç olur ha. Bizim canımızı okuyacaklar daha sonra buralardan. Böyle şuradan böyle ter damlaları gelecek. Peşimize bir şey düşerken. Ve peşimizden uzaylılar koşarken. Yo, oradan geçiş çok hoş olmayacak gibi. Şuradan geçiş de yok. Burada bir şey yok. Kapalı. Ne? Püskürtücü alayım, okey. Püskürtücü aldım. Bakalım bu ne? Klasör bozuk. Evet, bozuk klasörden bir şey arayan ben. Geri. Hayır, evet, giriş yap. Bozuk klasöre tıkladığınız zaman bilgisayar donuyor sanırım. Tabii yine her ne kadar uzaya çıkmış olsalar da çok da şey yapamamışlar. Ortak, hizmetten çıkarma. Sivastopol hizmetten çıkarılacakmış. Bundan sonra gidecekleri yerler için yardımcı olacaklar. Çok yardım alamayacaklar dışarıdan. Kendi zamanlarını da halletmeleri gerekecek. Anlaşıldı. Yani burada şey diyorlar. Okey bak, burası çok da iyi bir istasyon değil her türlü. Şeyin altını çiziyor yani. Yok yok. Ah, ah be. Düşmeye devam ediyoruz ha. Wow, okey. Hani neden her yer dökülüyor, patlıyor, alev alıyor? Neden her yer bu kadar hassas? Onun altını yapıyorlar diyecektim. İşaret şeyini kullanıyor muyuz? Envent Q mu? R tuşuna bas. Üff. Nişan al ve yerleştir. Al bakayım. Ne? Ha.
Neden böyle bir şey yaptım ki? Elindeki şeyi neden attım ki? Neyse. Oo, buradan da geçebiliyormuşuz. Peki default geçiş yeri burasıydı ama. Yoksa? Evet, buradan yukarı çıkmamız gerekiyor. Ne bu? Moloz. Ha. Tamam, oraya bir gidelim o zaman. O bantların oraya bir bakalım o zaman. Belki bir şeyler vardır. Belki okunacak falan, alınacak bir şeyler vardır. Bu öyle yanacak mı? Onlar bitmiyor mu acaba? Bitmiyorsa güzel, böyle el feneri gibi. Aa, buradan geçebiliyor muyuz peki? Çünkü diğer taraftan geçebildik. Aa evet. Süper. Ha, ben de ulan çabuk hareket et yoksa burası çökecek falan diye bir kafaya girdi ama iyi, burada alabileceğimiz bir şeyler varmış. Şimdi düşman yakınlardaysa, o düşman yakındayken uyarı falan geliyorsa, aa canım azaldı. Canım az önceki şey için mi azaldı? Az önce düştüğüm için mi azaldı, yoksa az önceki o hafif salaklık yaptığım için mi? Yani, ulan burası çökmek üzere, ben gidip bir iki şey daha alayım falan dediğim için mi? Neyse, göreceğiz ne kadar worth olup olmadığını. Elinde sonunda bir craft falan edeceğizdir. Ne yazıyor burada? Hiçbir şey anlamadım. Bağlayıcı madde. Okay. Lütfen radyoları kapatalım ya. Hiç gerek yok korku oyunda radyonun çalmasına. Bak burada insan var. İnsan yaşamını sürdürüyor burada. Hala canlı birisi var. Nefes alıyor diyen bir şeye gerek yok. Cihaza gerek yok. Oo. Ne? Bunlar olan güncelleme terminalleridir. Haritayı açmak için tab ne? Gidiş. Ha, şunları mı diyorlar acaba? Şurada sanırım save'leyeceğiz bir noktada. Değil mi? Biz bir save'leyelim bence bu noktada. Bir kaydedelim. Kötü şeyler olmak... Oo, bunu hiç sevmedim. Böyle sağa veya sola bakabiliyoruz hızlı bir şekilde. Hiç sevmedim böyle bir şey yapabileceğimizi. Okey. Yapacak bir şey yok. Gücü aktive ettik. Genelde gücü aktive ettiğimiz zaman başımıza kötü şeyler geliyor oyunlarda. Bakalım başımıza ne kadar kötü şeyler getireceğiz şimdi. Nasıl bir bela saracağız. Birisinin zulası var. 0340. Dur, yazalım bunu ya. Bunu ben unuturum. Bunu büyük bir ihtimalle onun içinde not defterimin sonunda yoktur. 0340. Yes. Yazmamız gerekecek. İyi ki bilgisayarımın bir yakınında her zaman bir not defteri ve kalem var. Sizin de olsun bence. Madem böyle bir not defterine ihtiyacımız var, kalemle not defterinin arasına koyayım. Onu ambarların birisine sakladım. Ambarlar neresi abi? Suyumuz ve ilaçlarımız bitmek üzere. Hafif bir post apokalips var burada da. Arama sırası sende bu sefer. Ha. Ormaya gidip geri dönmeyecek bir ihtimalle. Six'inden gelen veda. Ha, okey. Sivas Topolu T
terk ediyoruz falan. Sixer'ın Apollo merkezi yapay zekası ve iş coğusu androidleri son perçinlerine kadar Sevastopol istasyonunda hizmet vermeye devam edecekler. Evet, working joe'lar, işçi joe'lar ağzımızı burnumuzu kıracak sanırım. Apollo yapay zekası da bir düşman sanırım. O da sinirimizi bozacak gibi geliyor bana. Nihayetinde Sivastopol bir istasyon değil, sadece bir insan. Bundan çok büyük endişelerim var. Enerjiyi kes, ses. Hemen buraya dönün. Okey. Ha, evraklara ihtiyacımız olacak. Okey. Anlaşıldı. Şirkete karşı yapmaya çalışıyorlar. Çok da önemli bir şey yok. Gidişe elektrik sağlandı. Okey. Sanırım sağ tarafa gideceğiz. Sol tarafa gitsem insanlar var. Sağ tarafa gitsem başkalar var. Ben bir kez daha kaydedeyim burada. Şöyle sola ve sağa bakıyorum ve... Evet. Okey. Kaydedildi. İyi çünkü... Ölmek istemiyoruz. Ha, buradan devam edebiliyoruz herhalde. Bence buradan devam etmeyelim. Burası kocaman bir kapı. İleriden sağa dönüp oraya bakayım. Bu insanlar nasıl bir beladan kaçıyorlar? Acaba nasıl bir dehşetten kaçıyorlar? Bir göz atayım. Yani en kötü ne olabilir ki? Ha yok, kaçamıyorlar zaten. Kapı kapalı. Bilişim B. Bilişim B ne be? Orası da kapalı. Neyse, en azından orada da bir şeyler var. Orada bilişim A'ya alırız. Moloz. Moloz lan. Moloz scrap mi ya? Metal bir şey. Seyircili püskürtücü de büyük bir ihtimalle flamethrower için bir şeydir. Böyle alev püskürtücü bir şeydir. Anladım. Forgotten diyor. Unuttun mu yazıyor. Unutmalar. Ne? This life for rent mi? Bu hayat kiralık. Yani... konuda farklı düşünce öğretileri mevcut. Başka bir gemi mi geliyor acaba şu an? Hayır. Şu eğilmeyi mi öğreteceksin bana burada? Salak değilim. Burada elektriği beni çarpacağını görebiliyorum. Eğildim. Sağlık kiti. Şematik alındı ne? Parçalardan cihaz yapmak için A. Sağlık kiti, sol fare. Nereye basacağım, nereye basmam gerektiğini söyle sadece. Ha, bu kadarına ihtiyacım var, bu kadarım yok. Bu ne lan? Öve. Bir tane daha yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. İki tane sağlık kitimiz olsun o zaman, değil mi? Güzel. İki tane sağlık kitimiz var. Yay! Ne olur ne olmaz. Aktifleştirmek için R tuşuna basılı tut. Ulan vücuduna iğne sokuyor be. Öyle böyle diye böyle huak diye iğneyi sokuyor. Ha, sizin Alien'dan falan haberiniz yok zaten. Tabii. Necromorph. Xenomorph. Hangisi? Necromorph değil de Xenomorph'tu değil mi Alien'in ismi? Necromorph Dead Space'tekiler miydi? Biz şu an Xenomorph'a karşı şey yapıyoruz. Necromorph değil. Ama ikisi de kötü yani. İkisi de çok kötü. İkisi de uzayda ve ikisi de çok kötü. Şöyle bir etrafa bakayım. Ne olur ne olmaz. Çünkü korkuyu ne kadar geç
geçiştirirsek, geciktirirsek o kadar iyi bizim için. Sanırım İngiliz, Fransız, Alman ve Alman, İtalyan mı? Benvenuto. Sanırım İtalyan veya İsveç ve de Japonlar var burada veya Çinliler. Hoş. Wayland Yutani. Japon gibi geliyor kulağa. Buradan geçebiliyor. Düşme. Hayır, geçemiyorum. Aa, geçemiyorum. Geçebileceğimi düşünmüştüm. O zaman yukarı çıkacağız. Yoksa space. Atla. Yok, atlayamıyoruz. Gerçekten buradan. Yani şuraya geçemiyorum abi. Şuraya geçemiyorum. Tamam. Hiç şey değil. Şey değil. Arkadan arkadan böyle güm güm diye falan veriyorlar. Çöpü karıştıramıyoruz. Okey. Çöpü karıştırmışlardır. Çöpü bitirmişlerdir burada da. Uzay uçuşu ve terminal. İşte burası Atatürk Havalimanı gibi bir yer. Öyle düşün. Ben buradayım. 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 Torrens'e temas kur. Selam. Buradayım. Işığı. Ulan. Şerefsizlik ama bu. Bu yaptığınız şerefsizlik ama. Bu kapı kapatmak. Ben burada kendimi gösterirken. Arkadan böyle kilitler geçiyor değil mi? Özel kalkanlar iniyor, şey oluyor. Seni kesinlikle dışarı çıkartmayacağız şeyi bu. Okey. Orada yeşil bir şey var, onu görüyorum. Gördüğünüz her yeşil şeye gitmeyin arkadaşlar. O da benden bir tavsiye. Korku oyunlarından aldığım kadarıyla. Çünkü böyle aa bak güzel şey yeşil şey diye getiriyorlar. Elinde sonunda ağzınızı burnunuzu kıracak bir şey koyuyorlar. Ya yeşil şeyin içine ya da tam arkanıza. Kötü oluyor. Hoş olmuyor. Buradan geçemiyoruz. O tarafa gitmemiz lazım. Gideriz. Ya böyle uzay ve korkuyu aynı anda kullanınca ben düşüyorum zaten. Ben gidiyorum artık. Benim için o kadar. Tamam, teşekkürler abi, beni ikna ettin. Başka neler olacak falan deyip bunu mu çalıştıracağım şimdi? Şimdi bak, bunu çalıştırıp geri dönmem gerekecek ya. Evet. Bence siz de anladınız olayı. Hadi bakalım. Kullan. Evet evet. Bunu da çok özellikle bir an için, böyle tek bir an için bu şekilde 3 defa yap diye ayarlamadılarsa benim adım da Serdar değil. Böyle ileride bir yerde böyle üçüncüsünü yapamadan böyle arkamızdan bir şey yakalayacak bizi. Eminim. Bir şeyler diyor şu an. We need help diyor. Nedense hep İngilizce yazmışlar. Aha. Tekinsiz ışık içeriden geliyor. Ama buradan bir şeyin geçtiğini biliyoruz. Şunu kafama taksam ya.
Üzerime kendimi korumak için bir şeyler mi alsam acaba? Bu kadar kötü bir durumdayken. Oynat mı? Oynat bakayım. Rui Jones, today's update. After numerous demands, Marshal Waits finally called a public meeting to address the rumors that have been circulating on Sevastopol. But instead of the answers we wanted, he continued to be evasive, and after only a few minutes, he and his team were pelted by projectiles from an angry crowd. A gun was fired, there was panic, and now Waits and what's left of his team are forcibly ejecting us from the terminal. Feels like we're on our own now. Ya silah ateş ederseniz biraz öyle olur gibi geliyor bana. Ben burada yine bir sevdiğim. Save derken de illaki bir şey olacak ya böyle. Şerefsizler, kafa çevirme olayını iyi yapmışlar. Evet, üzerine kaydetmek istediğim o kadar eminim ki. Giriş yap bakalım neler yazıyorlar, neler ediyorlar. Zoe'yi gönderiyorlar. Zoe diye birisi var, onu gönderiyorlar, tamam. Tüm uçuş çalışanlarına. Sivastopol'a iniş çıkış yok artık. Evet, Apollo buranın kötü karakterlerinden birisi olacak anladığım kadarıyla. Bir yapay zeka. Yani vücudumuza çip takıyorlar diyorsunuz, diyorlar ya hep böyle işte oradaki yapay zeka bu. Çip. Buraya bunun için mi girdik peki? Güzel, en azından kayıt aldık. Şimdi geri bir bakayım ya içeriye, salaklık yapmayayım, bir kapı bir şey falan varsa geçelim ama kapı falan yok, burası sadece bir. Evet, bence koşturmayayım ya. Öğrendiğim bir şey varsa korku oyunlarında önceden koşturmak iyi bir fikir değil, kötü bir fikir. Koşturman gerektiğine emin olduğun noktaya kadar yürüyerek gideceksin. Yolun sonuna hoş geldin diyor. Şeyin sonu burası senin için. Yolun sonu işte. Emin olduğun noktaya kadar yürüyerek gideceksin. Sessiz sessiz, sakin sakin. Ondan sonra şey yapmaya başlayacaksın. Neresi açıldı? Yani olay ne şu an? Ben bir şey yaptım ve burası falan mı açıldı acaba? Bakalım. Selam. Kapı kilitli. İyonlu torç gerekli. Okey. Bagajı alıma zaten gidemiyoruz çünkü ışıkları yanmıyor. Bir şey yaptım ben. Ne yaptım lan? Ne yaptım lan ben? Geri mi döneceğim? Gidiş. Gemiyle temas kurmanın bir yolunu bul. Çok teşekkürler de bu şuraya gideceğim herhalde. Yoksa orası farklı bir level olduğunu mu işaret ediyor? Şurayı açamıyorum. Orayı açmaya çalıştım. Birazcık koşmaya çalışayım bakayım. Yok, orası hala yeşil. Oradan geçemiyorum. No entry. İçeri girilmiyor diyor. İyonlu torç gerekli. Ulan iyonlu torcu ben nereden yapacağım? Şurada ben bir şey mi kaçırdım ya acaba? Save aldı ama oraya giderken. Bilgisayara mı baksam? Ben geri döneyim bir şey yapayım. Evet, kaybolduk. Hey! Kaybolmak ne güzel şey değil mi? Şöyle. Çarpılmayalım. Belki şuradaki bazı girişler çıkışlar açılmıştır. Sağ sol falan. Yok, hiçbir şey açılmamış. Geri mi döneceğim, ne yapacağım? Ben yok, geri bu kadar geri döndürmezler.
Bu kadar geri döndürürlerse kötü bir dizayn oluyor. Ben yanlış bir şey yaptım sanırım veya bir şey kaçırdım. O yüzden az önce kesinlikle bu kötü bir fikir dediğim şeyi yapa yapa koşa koşa geri döneceğim. Yolun sonuna. Burası senin için yolun son dedikleri noktaya. Acaba bilgisayardan mı bir şey yapmam gerekiyordu? Yapalım. Yapalım. Buradan geçemiyoruz zaten kesinlikle. Şuralardan bir şey olmuyor. Bir işçi Joe'yu her zaman tanırsınız diyor. Çalışan Joe'yu, iş yapan Joe'yu ve işçi olsun her zaman tanırsınız, tanıyabilirsiniz diyor. Tanıyalım güzel. Şunu yaptık evet. Burayı açtık. Şuraya girdik. Ve ben burada neyi kaçırdım? Terminalle giriş yap. Okey. Bu değil, bu değil. Okey, burada bir şey yok. Burada bir şeyin olmadığına eminiz şu an. Çünkü çok fazla şey yaptık. Şu içeride belki bir şeyler vardır falan. Kahve koymak istersek kendimize. İçimizdeki anksiyeteye, korkuya falan iyi gelir belki. Ona yardımcı olabilirdik ama böyle bir şey yapmayacağız tabii ki de. Yukarı çıkıyoruz. Buradan devam edemiyoruz tabii ki. Keep out diyor. Buradan uzak dur diyor. Sana göre değil diyor buralar. Okay, belki buradan geçeceğiz diyeceğim ama buradan da geçemiyoruz ki. Benim bütün o yolu geri mi dönmem gerekiyor şimdi? Gerçekten öyle mi yapmam gerekiyor? Ha yabancılar vurulacak diyor. Siz ne kadar hoş bir karşılama ya. Buranın devamında bir şey var mı var mıdır acaba? Yok orası da hala İon şey ben İon şey yapabiliyor muyum peki? Yok. Sağlık kiti ve işaret bir şeyim var. Herhangi bir şey yapamıyorum şu an. Anlaşıldı. Okey. İyi o zaman geri dönüyoruz sanırım. Çünkü gücü de yaptık. Belki gücü hastane yok, otorite yok. İnsanların üzerine çizilmiş çünkü biz insanların üzerine çizeriz. Üzerinizi çizmekten hiç çekinmem. Yanlış yapmayın bana. Şey de yok diyor. Umut da yok. Evet, umut yok kısmına çok şey yapmayalım ya. Azıcık bir şeyimiz olsun yani. Aktifleştirmek için R tuşuna bas. Aktifleştirmek gerek yok. Teşekkürler. Ben yanlış şey Allah kahretmesin. Yanlış şey yaptım ya. Sağlık kitini alacaktım ya. Burayı da böyle aydınlandım. Oo, güzel oldu ha. İyi ki aydınlatmışım burayı. Güzel şeymiş. Doğru kararmış. Bakın güzel oldu. Keşke böyle yapsalarmış en baştan. Böyle bir fişek falan olsaymış orada. Buradan evet aşağıya iniyoruz. Çünkü neden inmeyelim? Şimdi ne olacak? Bu ne? Ha buradan geri döneceğiz sanırım. Şuradan bir şey mi yapacağız? Ne yapacağız? Ha! Ulan nereden bileyim ben bunu?
Bunu mu yapmam gerekiyor? Bunu daha önce de yaptım sanki. Ya, yarım saat önce bana bulduğum çıkışı falan mı yapmaya çalışıyorduk? Ne? Neydi yani olay? Okey, tamam, güzel. Hoş bir şey yapmış olduk bu şekilde. Buradan devam mı edeceğiz o zaman? Sıradaki şeyleri böyle ala ala devam mı edeceğiz? Okey. Belki geri dönmem gerekiyordur. Ya ne bileyim, burası böyle yeşille falan şey olmuş abi. Buralarda yapmam gereken şeyler mi var acaba? Öyle olduğunu pek şurası... Of. Evet tamam, burası karanlık. Buraya geri dönmeyeceğiz. Buraya baştan basamıyoruz tabii. Tamam hadi yukarı çıkalım. Seni mi kıracağım? Yukarı çıkalım. Belki de bunu yapmamız gerekiyordur baştan beri. Belki o düğmeye basmadığımız için bazı şeyler olmadı, bazı kötü şeyler olmadı. O yüzden şimdi bazı kötü şeyler olacak. Haritada bir değişiklik var mı? Şuna basman gerekiyor, buna basman gerekiyor gibisinden. Yok ama belki bilgisayara gideceğim. Evet, bilgisayarda şey yapacağım. Boyun böyle mi? Boyunda bir sürü şeyi kendimiz mi karar vereceğiz öyle? Hizmetler mi? Hah. Ne oluyor lan? Evet. Elektrik bağlantısı D13 gidiş. Ha, burada iki tane bir şey vardı. İki tane ne olduğunu ben bilmiyorum ki. Ne bu? Ha, tamam dur. Teşekkürler. Çok kafa karıştırıcı olur bilgisayardan çıkıp baştan girmek. Sol, sağ ve solda bir şeyler var diyor. Tam olarak burada. Ha, bunun altında mı acaba? Yo, ikisi yukarı çıkıyor oğlum. Allah Allah. Hiçbir şey yok. Haritayı güncel. Allah kahretmesin ya. Bu muydu gerçekten? Haritayı güncelledim. Ha, buradan da güncelleyeceğim sanırım. Yo. Bu ne bu? Bu gidiş. Şurada net bir şekilde gidiş yazıyor. Departure mu olması gerekiyor buranın? Gidiş. Tamam, devam edelim o zaman. Yani okey. Güzel sanırım. Burada bir şeyler var. Orada ama... Evet, salaklık yaptım. Olsun, böyle şeyleri artık şey yapacağız böyle. Tolerans göstereceğiz arkadaşlar. Böyle küçük salaklıkları. Şimdi. Bir dakika. Bir dakika. Sen. İyonlu torç gerekiyor. Okay, that's okay. Ha bak, şurada da iyonlu torç gerekiyor. Buranın solunda sağında bir şey var gibi falan bir şey yazıyor harita. Ama sanırım orayı da bulamayacağım. Evet, kapı kilitli. İyonlu torç gerekiyor. Bunları bir şekilde halledeceğiz artık. Bunları da gelecek bölümde halledeceğiz. Eğer ki değerli yapay zekamız pencereleri kapatmış olmasaydı sizlere bir uzay manzarasıyla veda edecektim. Ama sizlere uzay manzarası yerine şu yok olmuş şeyi göstereceğim. Ha, şu arkadaki iptal edilmiş uçuşları göstereyim. Bir zamanlar İstanbul'daki kar fırtınası zamanında havaalanında geçirdiğim günleri hatırlatıyor.
Evet ablalarım, çok teşekkürler Alien Isolation'da bana katıldığınız için, bu deneyime benimle birlikte başladığınız için. İnşallah ne yapacağımızı bildiğimiz uzun ve dehşet dolu bize işkence çektirecek bir bizi böyle girecek, böyle girim girim girecek bir böyle bir kullanım var mı bilmiyorum, bir korku serisi olur. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen aşağıdaki bütün linkleri, açıklamalardaki bizim korku oyunumuzu, benim korku hikayelerimi, Discord'umuzu, Instagram'ı, Twitter'ı falan, bunları kontrol etmeyi, çek etmeyi unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta mutlu, huzurlu, keyifli, yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.